Galatasaray'da seçim arifesinde e, adaylar merak ediliyor, neler yaşanacağı merak ediliyor. Levent Tüzemen bir Galatasaray ile başlayalım. Birazdan milli takıma dair son bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Levent Tüzeman, e, İbra oylamasının seçim kararı geldi Galatasaray'da. Size daha çok geliyordur, bizlere de çok soruluyor. Bundan sonra ne olacak? Kimler aday olacak? Başkan kim olacak? Kim daha şansı? Ne dersiniz? Şimdi Burak Elmas'ın e, özellikle Mali Kongre'yi tutumu beni çok şaşırttı. Bir insan bir Galatasaray başkanı olarak Galatasaray tarihine ibra olmamış bir başkan olarak geçmek için bu kadar çok çırpınır mı diye düşünüyorum. Oysa kendisine haftalar önce yapılan yemek toplantılarında seçime git önerilerine uymaması, Mali Kongre günü ekran... E, kon kürsüye çıkan insanların seçim kararı alması konusundaki ısrarlı davranışları, içeride dinlenirken defalarca kendisine ulaştırılan e, seçim kararı alması konusundaki önerileri maalesef kabul etmedi. Ve sabahlara kadar süren bir kongre sonucunda ibra olmamış bir başkan haline geldi. Yani ben olsaydım seçimi kabul eder, ibra olur. Ondan sonra da tekrar adaylığımı koyardım. Ama beni şaşırtan bir başka bir olay var. Ee, Galatasaray'ın ileri, ileri gelenleriyle sabah yaptığım toplantıda bu 8 Nisan'ı açıklamadan evvel 8 Nisan'da listeler verecek biliyorsun 30 Nisan'da seçim var. Onlar dediler ki adayların önünü açmak ve adayların daha iyi bir liste yapması için Mayıs ayında inşallah bu seçimi yapar dediler. Birdenbire bir ay içinde seçim karar alma hakkı varken yani 26 Mart 26 Nisan'a kadar seçim kararı alma hakkı varken en azından bayram sonrasına e, seçimi bırakması adına kendisine yapılan önerileri maalesef birdenbire yine eliyle itip 30 Nisan'a seçim kararı aldı. 8'ine kadar biliyorsunuz aday olacak insanların liste vermeleri lazım. Bu işi Mayıs'ta yapmayarak Adayları da zor durumda bıraktı. Mayıs ayında bu seçim yapılmış olsaydı görüşmeler çok daha e, netleşir. Daha fazla e, insanlar düşünme fırsatını bulur. Kadrolarını oluştururken daha sağlıklı kararlar verirlerdi diye düşünüyorum. Şimdi bunun başka nedeni var. Bu işin benim yaptığım önerisi. Ama e, sanki Galatasaray bir dejavu yaşıyor. Adnan Polat döneminde... Biliyorsunuz e, Sayın Polat İbra olmamıştı. O gün de kendisine seçime gitmesi önerilmiş. Ama ben İbra olmak için seçimi rüşvet vermem demişti. Ama işin perde gerisinde öyle değil. Adnan Bey o sene Ocak ayında biliyorsunuz e, sadı açtı. O sad açılışı çok sıkıntılıydı biliyorsunuz. O zaman evet. bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Açılışa katılmış ve naoş bir takım olaylar yaşanmış. Hatta o dönemin Cumhurbaşkanı da Sayın Abdullah Gül de yarı yoldan dönmüştü diye biliyorum. Bu süreç içerisinde Atlan Polat maalesef orada bir takım e, siyasi kimlikteki insanlar o organizeyi ayarlayıp resmen bir provokasyon yaptılar Galatasaray'a. Atlan bir yıpratmak üzerineydi. Atlan Polat da Mali Kongre'de bence o da ibra olmamayı göz ardı etti. Sonra mahkemeden aldığı ibrayı ama... Çünkü sonuçta bir iş adamı devletle ilişkileri olacaktı ileride. de o dönem onu çok üzmüştü o sat açılışındaki olaylar. Adnan Polat'ı e, bence rüşvet vermeyeceğim demesini çok da şey görmüyorum. Yani çok mantıklı görmüyorum. Sadece onu gün kılıf olarak onu gösterdiğini söylüyorum. Şimdi Burak Bey'in böyle bir karar almasını, erkene karar almasının başka bir nedeni var bence. Çünkü Mayıs ayına kadar görevde kalmış olsaydı Galatasaray'ın bir takım ödemeleri vardı diye biliyorum ben. Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta ödenecek çok ciddi ödemeler vardı. Herhalde yönetim olarak bu ekonomik güce sahip olmadıklarından dolayı ben bu ödemeyi yapmayayım, yeni gelecek yönetim yapsın dedi diye algılıyorum. Yoksa mantıklısı bu işin Mayıs'ın 3. haftasında veya 4. haftasında sonuna doğru bu seçimi yapmaktı. Çünkü... Aday olacak insanların liste yapmak kolaylığını Tabii. sağlaması gerekirdi. Maalesef yapmadı. Ya yani beni ibra etmezseniz ne anınız varsa görün 30 insanda da işte beni indirdiğinize göre seçiminizi yapın. Kimi getireceksiniz? Getirin. Bundan sonra oy ası ödemede o yapsın dedi. Benim anladığım bu. Başka türlü değil yani. Şu anda harıl harıl insanlar toplanıyorlar. Ee, çok ismi geçen insanlar var şimdi Özellikle eski başkanların ismi evet, yani. geçiyor. İşte, yani Ünal Aysal'la ilgili bir araştırma yaptım. <laughs> üzerinde ciddi bir baskı olduğunu öğrendim. Mutlaka ki o da bu baskılar karşısında bu görüşmelerini yapıyordur. Bir kadro bütünlüğü yapıyordur ama Galatasaray'daki akil olan insanlar daha az sayılı bir seçim ama daha güçlü bir yönetim oluşturmaya çalışıyorlar. Dursun Başkan her ne kadar başkan olmayacağım dese de üzerinde onun da çok ciddi bir baskı var. O yönetimin içinde Abduham Albayrak şeyde de olabilir, Ünal Aysal'la da olabilir, Dursun Başkan'la da olabilir. Ben ismini duyduğum e, ama bu süreci şu anda yürüten ve görüşmeleri devam ettiren e, benim de çok sevgili dostum Cemal Özgörköy var. Yani hmm. onun ismi var. O da camia tarafından sevilen birisi. Evet, e, Sayın e, Metin Öztürk var biliyorsunuz. Evet. O ben zaten ilk önce kendisini deklare etti biliyorsun başkan olacağını Eşref Başkan, Eşref Amamcıoğlu bir açıklama yapmadı. Ama Eşref Bey Galatasaray'ın e, ilkelerine bağlı bir insandır. Eğer Galatasaray'ın büyükleri kendisine birleşme konusunda veya Galatasaray'ın önde gelen isimleri öyle diyelim. Kendisine böyle bir teklifte bulunursa hayır demez diye düşünüyorum. Yani sonuçta çok bir zaman yok şurada kalmış 10 günlük bir süreç. 8'e teslim edeceklerine göre bu hafta e, ve önümüzdeki hafta çok ciddi bir şekilde... Bu kadro oluşmaya başlar, birleşmeler oluşmaya başlar. Burada gelecek olan başkanda aranan ve yapmak istenilen şu, Galatasaray'ın acil ihtiyaçlarını kasa kolaylığı sağlayarak ödeyebilecek başkan ve yönetimini oluşturmak. Yani masaya sıcak para koymak, bu sıcak para hem ödemeleri kolaylaştıracak hem de Galatasaray ki Ünal Aysal da gelirse, Dursun Özbek de gelirse veya bilmiyorum Metin Öztürk de zannedersem, Cemal Özgörköy'de. Ee, bir defa kendilerine göre bir teknik direktörle gelecekler. Yani araştırdığım kadarıyla torrente devam etmeyecekler. Bu bir. İkincisi e, kadro yapılanmasına gidecekler. Burada e, Dursun Özbek kadro yapılanması içerisinde olursa büyük bir ihtimalle birçok oyuncunun yerine tıpkı iki yıl şampiyon olan kadro gibi bir kadro yaratmak için e, ellerini, kollarını sıvayacaktır. Aynı şey Ünal Aysal kendi döneminde biliyorsun Ebu Eli, e, Melodu, Selçuklu, yani Riyeralı, Alman derli gibi bir kadro. Onların da e, futbol akılları var. Yani bu işi oluşturma konusunda. Bence onları kesinlikle yapacaklardır diye düşünüyorum. Hem Ünal Bey. Belki Ünal Bey ile Dursun Özbek ortak hareket edebilir. Bunun için de çalışanlar var. Hmm. Çünkü bildiğim kadarıyla Dursun Bey'in Ünal Bey ile de bir dönem iş ortaklığı vardı. Ünal abi der kendisine. Yani e, Ünal Ay şeyden Ali Dürüst'ün, Refik Arkan'ın böyle güçlü isimlerin Ünal Bey'in listesinde yer alabileceği söyleniyor. Dursun Özbey'i de katarak. Böyle bir güçlü güçlü bir liste yapmaya çalışıyorlar. Yani bu hafta bu oluşumlar konusundaki çalışmalar hız kazanır. Ee, ama isimlerle ilgili söyledim. Ee, Cemal Bey karar vermedi. Belki başkan da olabilir, belki Cemal Bey de bir güçlü yönetim içerisinde görev yapar. O da Galatasaray mağazacılık döneminde çok ciddi katkılar yapmış. O mor formaların olduğu dönemde çok ciddi karlar elde etmişti. O da çok zeki ve önemli bir iş adamı. Metin Öztürk de belki bu güçlü kadro içerisinde masaya ciddi bir rakam koyacaktı. Metin Bey'in de kendi hazırlıkları vardı. Özellikle Hakan Çağlanoğlu konusunda ısrarı vardı transfer edilmesi konusunda. Mutlaka ki başkanların bu açıklamaları sürecine seçim itibar listeler verildikten sonraki süreçte e, en önemlisi başkan adayları net olarak belli olacak 8 Nisan'da. Sonra insanlar başkanların e, üyelerle yapacağı toplantılardaki vereceği vaatlere bakacak, bakacaklar. E, i̇lginç bir süreç yaşıyor Kemal abi Galatasaray. Kongre biliyorsun sabaha kadar sürdü. Kaç saatti devam abi? 22 saat mi? Vallahi, Vallahi 22 saat. Sabah 10'da başladı 23 saat 9 gibi diyelim ona biz kesintisiz. Şimdi burada kesinti var arada da. Evet, burada burada bir hata var öyle diyeyim. Yanlış da demeyeceğim. Hata var. Niye onu cumartesi pazar yapmıyorsunuz? Tüzlükten dolayı. İşte, düzelteceksiniz tüzlüğünü. Olarak. Düzeltiyorlar şimdi. Ve yani, elektronik oylamaya geçiyorlar. Yapmak yapsınlar. Ee, çünkü bu hakikaten bir şey yani. Yani sabah sabaha karşı dörtte oy veren adamın kafası yerinde de olmaz. Uykusuzluktan, Uykusuzluktan beş, beş, beş buçukta. Buçukta. İşte neyse. 7 o kadar saat bekleyip çekimsel oy kullanan var. Levent e abiyle işte geçen programı onu işte konuştuk. E yani. Bekledikten Anladım. sonra niye çekimsel? Yani. Ben onu da anlamadım yani. Çekimsel oy kullanacaksan Olursuz niye geliyorsun? Çok, niye Öyle niye değil mi yani? Bir hedef olur ya. Ya evet dersin. ya hayır dersin. bir şey daha söyleyeyim. Galatas 66 kişi galiba konuşmuş. 61'di ama sonra düştü arada. 4 11 kişi düştü galiba bıraktılar. E elli 50 kişi konuşuyor. 50 kişi. 150, 50 50 kişi 20 dakikadan hesap et. 50 kişi diyelim. Şimdi bir kongrede bir üç büyük kulüpten birinin kongresinde 50 kişinin konuşma için kürsüye çıkmış olması bence güzel bir iş. Demokratik anlamda güzel. Güzel bir iş. Ve bu 50 kişinin saymadım ona dikkat etmedim. Diyelim ki 30 kişisi aleyhte konuştu yönetimin aleyhinde eleştirdi. 20'si de övdü. Yani atıyorum rakamları. Hı, hı. Bu bence Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihine yakışan bir oluşum. Neden üstünde durdum? Beşiktaş'ta da benzeri şeyler oluyor. Aleyhte konuşmalar, eleştiriler filan falan. Doğru. İbra etmemeler öyle mi güven? Evet. Fenerbahçe'de sıkıysa yapsanız ha. He? Niye öyle dediniz? E yok. Yapsınlar da görelim Aynı hadi. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir dezavantaj var konuşmacı için. Süre var. Sesi kapatıyorlar. Burada süre yok. Süre evet. sınırsız ama burada rica ediyor Divan Başkanı. E tamam. Rica Veya eder. salon tepki gösteriyor, alkışlıyor, alkuşa tamam. tepki koyuyor. Kesiyor. Ama yani Beşiktaş ya. Galatasaray'da burada önce onu vurgulayayım. Ardından böyle bir şey yok. Ha Beşiktaş'ta da ne eleştiriler duydum ben başkan ve yönetim Doğru. hakkında çıkan. Ama Fenerbahçe'de bunu yapamazsınız. Ne Aziz Bey'in döneminde yapabildiler, ne de şimdi yapabilirler. Yazık ayıp. Ayıp. Devam edeyim. Şimdi Burak başkan 6 ay değil mi? 6 ay olmuş galiba. Aa, 19 Haziran'da geldi. Bir dönemi Yapıldı ya mesela şöyle Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani düşün 6 ay e, sonra bir dönem daha yeni yönetim döneminde yapacağız. İkinci dönemi var bunun 4 aylık dönemi de var. 9 ay daha. yani. Bir daha var. 10 ay kalmış olacak. Yani, 10 ay. ya yani, 10 hmm. ay kalmış 30 Nisan'a kadar 10 ay kalmış olacak. Tamam. 10.5 ay de, falan. Şimdi tabii şöyle bir ben benim görüşüm yanılabilirim. Siz Galatasaray... Genel kurulu olarak ki biraz evvel övdüm konuşmalar, eleştiriler evet, filan falan. Galatasaray kulübünde başkanlığa getirecek insan bulamadınız mı başka? Ben daha geldiği gün yaşamaz dedim fazla. Ki ben Galatasaray için senin kadar da bilmem bir sürü arkadaşım var kongre üyesi hepsi. Ama aday oldu, seçildi yani Ya ben ona ki, bir şey, işte ben seçildi. de diyorum ki Cüneyt'ciğim aday olunca seçilme şansı var. Ben de diyorum ki Galatasaray'ın en büyük yanlışı Burak Bey'i başkan seçerek yapmıştır. Abi Olmaz. Erke, herkes söylemleri alındı. Bugün az evvel mesela bir telefon görüşmesi yaptım. Size teyit vereyim. Karşı rakibinde olan bir arkadaşım, benim de arkadaşım, karşı listede olan bir arkadaşım şöyle söyledi. Ben de üye olsaydım dedi, şey o yatsaydım Burak'a atardım dedi. Bak, rakibi. Ama söylemleriyle eylemler bu kadar... Birbirinden uzaktı yani. E öyle olacak tabii. Ya o kadar yani onu tahmin edeceksin. Evet. Benim dediğim bu. Hı. ben 100 milyon dolardan söz ediyor. Masaya koyacağım 100 milyon dolar sponsor, 40 milyon dolar taze para dedi. Yok ortada. Kim bırakmayayım mı kendisi dedi 100 milyon. E, tabii canım seçin. stat projesi 100 milyon dolar, 40 milyon dolar da kasa kolaylığı dedi. Zaten e, Mali Kongre'de en çok eleştirilerden bir tanesi o diğeri dıştan gündü.